Güzel. Yemiyorum ablacığım ben. Yiyemiyorum. Arada bir kaçırıyorum ama size güzel görüneyim diye aç yaşıyorum. Hani bana diyet yapıp getirecektiniz bunları? Yağsız, tuzsuz olacaktı. Hafif onlar. Peki. Artık konuklarımı davet edeyim mi? Peki. Dediğim gibi anneler, babalar ekran başına lütfen. Çok değerli bir çocuk gelişimi uzmanımız geliyor. Alkışlarınızla Şenay Yılmaz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Güzel gözüküyorsunuz. Teşekkür ederim. Bugün bol bol telefon alacağız. Hemen telefon numaralarımızı bir verelim. 355-85-30-31. Hemen arkadaşlarım lütfen altyazı geçsinler. Bugün çok telefon alacağım. Çünkü eminim ki çok özellikle sorular. Bu okulların başladığı ilk günlerde ebeveynlerin inanılmaz derecede sorunu ve soruları vardır size. Öyle değil mi? Çok fazla. Zaten siz de zaten karşılaşıyorsunuz. Bugün telefonlarımız yine kilitlenecek bizim. İnşallah bize faydalı oluruz. Buyurunuz lütfen. Çok tamam, teşekkür ediyoruz. Geçeyim. Ben bizi izleyenler adına size teşekkür ediyorum bizi kırmayıp geldiğiniz Rica için. Rica ederim. Size bugün yine çok değerli bir konuk davet ettim. Bir şeker, dünya tatlısı. Onu çok eskiden beri tanıyorsunuz. Bağrınıza bastınız, çok seviyorsunuz. Benim de çok sevdiğim bir ablam. Kocaman alkışlar. O hepsini hak ediyor bu alkışların. Tüdanya geliyor. Aşkın kendisi.
çocuk gelişimi uzmanı Şenay Yılmaz aileleri uyarıyor. Gelişme çağındaki çocuklara dikkat. Çocuklar okulda hangi sorunları yaşıyor? Çocuğunuz sınavlarda nasıl başarılı olur? Ergenlik döneminde en büyük tehlike ne? Çocuğu bilgisayar bağımlısı olanlar ne yapmalı? Çocuk gelişimi uzmanı Şenay Yılmaz, çocuk gelişimi konusunda merak edilen her şeyi canlı yayında cevaplıyor. Az sonra... getirdiniz. Seni nerelerden getirdik biz? İzmir'den aldık getirdik. Hem de başına neler geldi çocuğun yanına. Böyle bir şey yok ayol, şaka gibi. Anlatayım mı? Anlat. Sen kalktın. Dün yok iki pazar günü. Pazar günü. İzmir Karşıyaka'lılar bilir. Karşıyaka'da bir katlı pazar vardır. Oraya git. Bütün kadınlar gidiyor. Hepimiz pazarı seviyoruz değil mi yani? Gideriz. Ama ay Allah seni korumuş da kafasına 7 tane kasa düşmüş. Maydanoz kasası mı? Ne kasasıydı? Marul. Marul kasası. Büyük geçmiş olsun. 7 tane marul kasası. Allah'tan diyor ki boştu. Eğer dolu olsaydı perişandım. Şaka çok gibi değil mi? Büyük geçmiş olsun. Teşekkür ederim aşkım. Senin de hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Öğleden sonra almışsınız. O kadar sevindim ki. Sabahları biraz zor oluyordu. Kalkmak değil yani mi? Yani öğleden sonra artık vallahi bile yüzüne değil günümüzü size ayırdım. Teşekkür ederim. Hoş geldin evlerimize sen de. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Sen de bize diyorum. Hoş geldin. Sefalar canım getirdin. Benim, teşekkür özellikle ederim. Özellikle bu sıkıntıyı yaşamana rağmen bizi kırmadığın için sana çok teşekkür zaten ediyorum. Zaten başka yere gitmiyorum. Herkes biliyor. Seni çok sevdiğim için geldim. Fakat yıllar senden hiçbir şey alıp götürmüyor. Maşallah. Neler götürdün değil mi sen? Hanımlar görüyorsunuz. Tüdanya nasıl? Hala aynı. Bu, öyle mi? Yani nasıl böyle maşallah sapasağlam duruyorsun ayol? Bir i̇şte. Onlara birazcık şey versene. İşte. Tüyo versene. Güzellik tüyoları. 5000 yaşındayım. Neyin tüyosunu vereyim? Ah, ben mahvolmuş bir insanım. Ben... Çok iyi görünüyorsun. Vallahi teşekkür ederim. Görünüyorsun. Sen hayata çok güzel bakıyorsun bir tanem. Ondan mı diyorsun? Yok yok. Hadi sen, ben tek başıma. Ben seni aynanım. Sen bende kendini görüyorsun. Aa, ne güzel bir şey söyledin bak. Ne güzel bir yam söyledi değil mi? Tabii olumlu düşünmek. Olumlu güzel düşünmek bakmak. De çok önemli. Tabii. Ama... Halkın sevgisi hiç değişmemiş. Bu her şeyden önemli. 5000 değil 10.000 yaşında da olsan halk seviyorsa işte bundan daha büyük bir güzellik yoktur. Ne ruhen ne fiziken ben bilmiyorum. Teşekkür ederim. En güzeli bu. Sen de beni konuk ettiğin için sana da ayrıca teşekkür ediyorum. Neler yapıyorsun? Nerelerdesin? Sahne çalışmaları falan var mı? Artık sahne çalışması diye bir şey çok zor Türkiye'de. Yok öyle bir şey. Yok gibi bir şey. Ama Ala'da bir kafemiz var. Güzel. Buz kafe. İnşallah senin orada konuk etmek istiyoruz. İnşallah. Ali Ağa'da benim ailem var, dayılarım var orada. Hepsini öpüyorum böyle ellerinden, gözlerinden hepsinin. Çok özledim hepsini. İnşallah gelirim de bir fırsat olur. Onları da i̇şte görmeyi. Hem ziyaret hem ticaret olur. Seni ağırlamak istiyoruz. Karşıyaka'dan çok çok selam getirdim sana. Oh, aleyküm selam memleketime. Kucak dolusu böyle sevgiler gönderdiler, selamlar güzel. Gönderdiler. Benden de yani selam olsun. Aslında param olsaydı ben bir otobüs tutup onlar da gelecektim ama. Ah kalabalık getirseydik. Baştan söyleseydim biz bütün burayı... Ya Neboş'cum bir gün burayı benim memleketimden doldursak mı? Ama onlar gitmezler beni bırakıp onları bir kenara, karşı yakaları bir kenara. Tabii öyle, canım öyle onlar şey misafir olurlar sadece. Misafir. Kızarlar, darılırlar yoksa. Misafir ama. Bizimkiler. Onlar daimi. Onlar daimiler, evet. Şimdi ben artık yavaş yavaş istiyorum telefonları almaya Tabii. başlamak istiyorum ama önce ben bir soru sorayım size. Dediğim gibi okullar başladı. Evet. Bu aileler çocuklarına ilk etapta nasıl davranacaklar? Çünkü biliyorum ben kendimi de hatırlıyorum. Evet. Yani... İlkokul 1'e başladığım zamanı kıyameti koparmıştım. O da benim hafızamda yer etmiş. Bak onu asla unutmuyorum. Hiçbir şekilde okulda kalmak istemiyordum. Bir anne baba çocuğu okula gitmek istemiyorsa ne yapacak? Şimdi Esra Hanım aslında bu sürecin biraz daha gerisine bakmak lazım. Yani çocuk 7 yaşında ama siz ilkokul 1 için söylüyorsunuz. Evet ama. Evet. Yani aslında aile çocuğu çok bağımsız yetiştirmemişse eğer. Çok fazla isteklerini kendisi karşılamışsa eğer çocuk okula gittiğinde korkuyor. Yani annesi ayakkabısını bağladıysa, annesi yemeğini yedirdiyse, annesi alması gerekli olan sorumlulukları yaşında vermediyse ya da babası keza sadece anneleri de zan altında tutmak istemem. Dolayısıyla çocuk girdiği bu ortamda birdenbire boşlukta kaldığını düşünüyor ve bunun doğal tepkisi olarak ağlıyor, istemiyor ve hırçınlaşıyor. Dolayısıyla ailelerin öncelikli olarak çocuğun öz bakımını
bakım becerileri dediğimiz işte kendi çantasını hazırlaması, ayakkabısını giymesi, önlüğünü giymesi, yani kendi başına bir birey olduğunu artık 6 yaştan itibaren, 6,5 yaştan itibaren kazandırmaya başlaması gerekiyor. Dolayısıyla çocuk bunu kazandıkça ilkokula geçişi daha kolay oluyor. Tabii anne ve babalarımız bu konuda biraz aceleci davranabiliyorlar. Eğer çocuğunu çok fazla sosyal ortama sokmamışlarsa, çok fazla bireysel bırakmamışlarsa birdenbire ilk gün hemen çocuğun adapte olmasını istiyorlar. Bu da mümkün değil. Yani bazı çocuk var, evet, yaşı gereği, olgunluk gereği, kişisel özellikleri gereği çabuk adapte oluyor ama bazı çocuklarda maalesef bu sürece uygun olmuyor. Burada öncelikli olarak çocukları kesinlikle zorlamamak gerekiyor. Çünkü çok önemli. Özellikle biz şeyi çok vurguluyoruz. İlkokul 1, ilkokul 4 ve ilkokul 6. Hatta orta öğretim 6. Niye böyle bir yani 1, 2, 3 değil de 1, 4 ve 6? Şimdi sebebi... 1, 4 ve 6 aslında çocuğun akademik becerisi ve genel gelişim özelliklerini en iyi vurgulayabildiği ama en zorlu olan sınıflar. Ve çocuk eğer 1. sınıfta geçerse 4'te takılabilir. 4'ü geçerse 6. sınıfta takılabilir. Dolayısıyla evet, bu bizim yıllardır gördüğümüz tecrübelere dayalı bir yorum. Dolayısıyla 1. sınıfta çocuk okula karşı nasıl bir sevgi, ihtiyaç duygusunu beslerse bir sonraki sınıflarda da aynı duyguyu yaşıyor. Dolayısıyla anne ve babanın hiçbir şekilde çocuğa işte gideceksin, yapacaksın tarzında değil. Aksine okulu sevdirecek, okulu benimsetecek yaklaşımlarda bulunması gerekiyor. Okulun güzellikleri. Sabırlı olmalılar. Sabırlı okulun güzelliklerini. Tabii. Peki mesela çocukların ilk günden itibaren bir arkadaş sorunu yaşadığını da gördüm ben. Tabii. Vakalar da var değil mi? Vaka diyorum da yanlış belki de kullanıyorum. Çocuklar diyelim. Çocuklar diyelim onlar. Yani arkadaşlarıyla nasıl uyum sağlayacağız? Onlardan da ürküyor çocuklar çünkü. Şimdi tabii özellikle çocuklar kendi içinde daha acımasızdır. Yani kendi aralarındaki diyalogları inanın sizinkinden benimkinden çok farklı. Ve birbirleriyle çok kesin net bir şekilde eleştirip yeri geldi mi kızıp ama 10 dakika sonra da barışabiliyor. Ama tabii çocuklar arasındaki bu diyalog aslında birbirleri hakkında ve kendileri hakkında olumlu ya da olumsuz düşünceler geliştirmelerine neden oluyor. O yüzden bizim sosyal beceri dediğimiz becerilere öncelikle ağırlık verilmesi lazım. Nedir bunlar? İşte çocuğun öncelikli olarak işbirliğini öğrenebilmesi lazım. Paylaşma, rekabet duygusu, yenilgiyle baş edebilme. Mesela birçok çocuk hep birinci olmak ister. En iyisi, en çok ben göz önünde olayım der. Hayır, bunu çocuğun yenilmeyi de öğrenmesi gerekiyor. Sorumluluk alma, yine söylediğim gibi. Öncelikli olarak bu becerileri kazandırmak lazım. O yüzden de Açev'in de vurguladığı gibi 7 çok geç olmadan sloganından yola çıkarak okul öncesi eğitiminin mutlaka olması gerektiğini ısrarla biz vurguluyoruz. Peki bir anne ve babanın, şimdi bir çocuk diyelim ki okula başladı ve sizin söylediğiniz her şeyi yaptı ebeveynler ama hiçbir şekilde başarılı olamadılar. Bu çocuk ne zaman bir uzmana götürülmeli? Değil mi? Kendi başlarını halledemedikleri zaman size başvurmak isteyecekler. Kesinlikle haklısınız. Şimdi çocuk eğer okula başladıktan sonra ilk bir ay içerisinde halen uyum sağlayamamışsa, ilkokul birler için söylüyorum, halen uyum sağlayamamışsa, sürekli okula karşı giderken ağlamaları, mide bulantıları, kusmaları bunlar mevcutsa, akşamları uyku esnasında kabus, bazen çiş kaçırma olabiliyor. Bunlar olabilir, oluyorsa ve çocukta depresyona yakın ya da tam tersi çok aşırı saldırgan da olabiliyor. Çocuklar duygu durumlarını çok farklı gösteriyorlar. Eğer bu belirtilerde bir yoğunlaşma varsa ve bir ay, ki bir ay bile çok uzun bir süredir aslında, ilk 3 hafta içerisinde bunlarda halen bir düzelme yok ise bir uzmana başvuracaklar. Evet, çünkü farklı sorunlar olabilir altında. Peki Zuhal Hanım attığımızda Antalya'dan bizi arıyor. Onun da bir sorusu olacak size. Peki. Alo. Alo. Hoş geldiniz Zuhal Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen alalım sorunuzu. Şimdi benim 3,5 yaşında bir oğlum var. Allah bağışlasın. Yaklaşık 2 ay önce kreşe başladık. Normalde 3,5 yılı hep birlikte geçirdik anneyle. Ben çalışmaya başladığım için kreşe başladı. Ama kreşe gitmek istemiyor. Her sabah işte zorla kalkıyoruz. Servise gitmek istemiyorum, beni sen götürleri hiç bitmiyor.
Ve şu son 15 gündür de gece uyurken sayıklayıp dişlerini gıcırdatmaya başladı. Ve çözemedim. Aynen. Okulun pedagogundan da yardım aldım ama maalesef tabii çözemiyorum. Ve bitmek istemediğini her seferinde vurguluyor ama zorundan biniyor sadece ve gönülsüz olarak gidiyor. Ama öğretmenimiz diyor, okulda çok mutlu, arkadaşlarıyla çok uyumlu, işte kurallara uyan bir çocuk. Sizi gördüğü için, sizinle birlikte hareket etmek istediği için aşacağız ama 2 ay oldu aşamadık. 2 ay oldu. Peki evet. Hemen soralım doktorumuza. Çok teşekkür ederim. Şimdi Zuhal Hanım, öncelikli olarak aslında yaş ranjınız biraz kritik. 3,5 yaş olmasının nedeni sizin çalışıyor olmanızdan dolayı mı? Evet, ben çalışmıyordum. Hemşireyim, yeni işe başladığım için artık kreşe vermeye karar verdik. Yani anladım. 4 yaşına girdi. 1 Ağustos 2006 doğumlu. Erken mi 3,5 biraz yaş kreş için? Biraz erken görüyoruz. Kaçta yani, kreşe başlamalı çocuklar? Genelde 4,5-5 sonrası, yani 4,5 yaşından sonra daha iyi oluyor. 3 yaş dolu mu, 3 yaşa mı girdiniz? 4'e girdik. Ha, 4'e girdiniz. Evet. Tamam, şimdi peki şöyle bir şey, şansınız var mı? Babaanne, anneanne ya da yakın bir... Yoklar. Yok, ama yani biz evde ona yetişemiyoruz ki. Neden yetişemiyoruz? Mesela cumartesi pazar kreşi yok. Anne benimle araba oyna, anne benimle hamur oyna. Oynuyoruz. Anne parka gidelim mi? Parka gidiyoruz. İşte bana çizgi film açar mısın? Birlikte çizgi film açıyoruz. Durmadan bir şeyler istiyor. Durmadan bütün aile fertleri onunla ilgilensin istiyor. Peki Zuhal Hanım, birdenbire mi alıştırdınız yoksa aşamalı olarak mı geçti? Yok. Normalde 15 gün kreşe birlikte gittik. Kaç saat kaldınız ilk etapta? Öğlene kadar kaldım. Sonra? Bütün tam gün vermedim. Öğlene kadar birlikte gidip geldik. Sonra 15 gün sonra ben onu öğlene kadar bekledim. Geri geldim, o servisle geriye döndü. Bu süreçte çok iyiydi ama yani şimdi durmadan işte gitmek istemiyorum. Ben size gitmek istemediğimi söylüyorum. Neden beni zorla gönderiyorsunuz diyor. Oğlum, ama hemen cevap verelim Zuhal Hanım. Şimdi tamam. Zuhal Hanım diyorum. Şenay Hanım. Zuhal Hanım, birincisi bir kere öncelik olarak yuvadaki öğretmenlerinizin bu olaya biraz daha farklı yaklaşmasında fayda var diye düşünüyorum. İkincisi yuvada bir sorun olmadığını söylüyorsunuz. Bu demek oluyor ki yuvayla ilgili aslında çok da büyük bir problem yok. Yok. Sanıyorum evet. Siz çocuğu yuvaya yollarken ki yaşadığınız törensel durumu çok abartıyor musunuz acaba diye düşündüm. Yani yuvaya yollarken çok fazla ağladığı için, huysuzluk yaptığı için eğer siz de ona prim veriyorsanız bu da onu kullanıyor olabilir. Aslında vermiyorum ama bu konuda biraz katıyım. Yani gitmek zorunda olduğunu, işe gittiğinizi ona vurguluyorum ama şu son 15 günlük süreçte geceleri çok fazla dişini gıcırdattığı için panik oldum. Acaba peki, içinde bir şeyler mi yaşıyor? Gerçekten gitmek istemiyor mu diye düşündüm. Biraz resim çizdiniz, size ipucu olarak onu vereyim. Size çok teşekkür ediyoruz. Şenay Hanım anlatmaya devam etsin. Tamam. Buyurun. Öncelik olarak biraz evde resim çizdirmesini önerebilirim. Çünkü çocuklar özellikle küçük yaş grubu çok fazla kendini ifade edemediği için cümleler olarak resimlerle kendini daha iyi ifade eder. O yüzden biraz resim çizdirsin, resimlerini anlamlandırmaya çalışsın. Birincisi bu. İkincisi de oyuncaklarına biraz daha dikkatli baksın. Mümkünse eğer bir anne, bir baba, iki tane de küçük insan modeli alsın bu bebeklerden ve mümkünse bir evi oluşturabilecek işte masa, sandalye vesaire böyle bir oyuncak seti alsın ve çocuğu kendi başına oynarken izlesin. Yani orada aslında çocuk kendini anlatamadığı birçok şeyi orada gösterecek. Peki bu hem erkek hem kız çocuklar fark için de etmiyor. Verilebilecek bir oyuncak. Tabii fark etmiyor. Peki. Orada önemli olan çocuğunuzu iyi gözlemleyip nedene odaklanmalı. Nihayetinde yine yakındaki bir uzmana başvurmasına fayda var. Evet. Yine hattımızda bir izleyicimiz var. Eda Hanım. Ela Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Hemen alalım sorunuzu. Tabii Şenay Hanım'a hemen ben sorumu sorayım. Buyurun lütfen. Benim sorum aslında diğer hanımefendininkiyle hemen hemen benzer. Benim de 4,5 yaşında bir oğlum var ve biz geçen yıl başladık kreşe.
Geçen yıl da bir takım sorunlar yaşadık kreşle ilgili ama gitmek istemedi. Benimle sürekli olmak istedi. Ama onu açtık. Geçen yılı tamamıyla okulunda geçirdi. Ben çalışmıyorum. Kreşe gönderme sebebim de çocuğum sürekli evde ve televizyon bağımlısı oldu. Bana çok bağımlı oldu. Neden bana çok bağımlı yetişmesini istemiyorum. Onun hani kendi özgüveni olsun. Arkadaşlarıyla bir şeyler paylaşabilmeyi öğrensin diye. Etrafımda da onu hani sosyalleştirecek çok fazla onu arkadaş edindirecek bir ortamda değilim. Hı hı. O yüzden bu sene tekrar gönderdim. Geçen yıl çok olumlu sonuçlar aldık gönderdiğimizden. Biz de o da sanırım çok memnun kaldı. Yalnız bu yıl gene ilk zamanlarımız ve gitmek istemiyor. Yani sabahları problem yaşıyor. Diğer hanımefendinin anlattığı gibi okulda hiçbir problemimiz yok. Sürekli öğretmenle irtibat halindeyiz. Ama sabahları giderken duygusal ürüsü yapıyor sürekli. Hani gitmek istemiyorum, seninle kalmak istiyorum. Oradaki yemekler seninki gibi güzel değil. Ben televizyon seyretmek istiyorum, bilgisayar oynamak istiyorum. Serviste de gitmek istemiyor. Bazen sen beni al diyor ama ben hani gidip götürüm, kendim götürme taraftarı değilim. Çünkü o kapıda ayrılmak daha zor oluyor. Yani onun için daha zor oluyor benden ayrılmak. Hı hı. Bilmiyorum, çok çaresiz kaldım. Biz aslında öğretmenimizin de yönlendirmesiyle ona bir takım telkinler vermeye çalışıyoruz. İşte hepimizin hayatta görevleri var. Sen de eğitim alman lazım. Geleceğini iyi hazırlaman. Tabii onun dilinde anlatıyoruz bunları. Eşimle beraber konuşurken başka bir çocuktan bahseder gibi bahsediyoruz. İşte okula gitmemiş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Çünkü dinliyor fark ediyoruz bizi. Ela Hanım, biz şimdi Şenay Hanım zaten sorunuzu anladı. Anladım. Neler yapabileceğinizi de yaptığınızı da az çok anladık. Bir kısa reklam arasından sonra Şenay Hanım sorularınızın cevabını verecek. Bizi izlemeye devam edin lütfen. Çok teşekkürler. Çocuk gelişimi uzmanı Şenay Yılmaz aileleri uyarıyor. Gelişme çağındaki çocuklara dikkat. Çocuklar okulda hangi sorunları yaşıyor? Çocuğunuz sınavlarda nasıl başarılı olur? Ergenlik döneminde en büyük tehlike ne? Çocuğu bilgisayar bağımlısı olanlar ne yapmalı? Çocuk gelişimi uzmanı Şenay Yılmaz, çocuk gelişimi konusunda merak edilen her şeyi canlı yayında cevaplıyor. Az sonra. Annem bulamadı bana ilacı.
şeker desinler, şeker desinler. Şu kızcı oğlana yanlış desinler. Aman ben yandım, 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 yandım. Ellerin memleketinde ediyoruz. Sağ olasın. Vallahi kanımız kaynadı. Oturamadım yani yerimde. Hareketli yaptık ya, işte ayağa kalktılar. Oturmazlar, vallahi bayılırlar. Oturmazlar. Bugün onların günü. Bugün çarşamba, kadınlar masayı. Daha zaman arasız. Ondan yiyorlar onlar. Tabii. O yüzden. Kız vallahi yemekler, neler yiyorsunuz? O yüzden. Afiyet olsun. Ağzına sağlık. Çok teşekkür canım, ediyoruz. Canım sen de sağ ol. İzleyicimizin sorusunu havada bırakmayalım. Hemen bir cümleyle cevap tamam verelim. Eli Hanım'ın sanıyorum asıl sıkıntısı çocuğuna çok fazla kaygılı davranıyor. Bence kaygılı davranışlarını biraz azaltsın, istikrarını korusun, kararlı olsun. Her şeyden önemlisi bu değil bu, mi? Evet. Sabredeceğiz, birazcık sabre ihtiyacımız var. Evet, çok fazla kaygılı davranmasın. Yani ağladığı zaman çok fazla prim vermesin. Bir süre sonra alışacaktır. Eğer öğretmenlerden de sorun gelirse problem teşkil eder. Öğretmenler gayet iyi dediğine göre... Biraz nazlanıyorlar galiba değil mi aileler? Bütün aynen mesele öyle bu. Bizler de anne baba olarak kıyamıyoruz aslında onlara. Aslında şu var Esra Hanım, her zaman bize şöyle denir. İşte çocuğum bana çok bağlı. Hayır. Anne çocuğa çok bağlı. Her şey anne bağlılığı kestiği an çocuk bağımsızlığına ulaşır. Çok doğru söylüyorsunuz. Telefon attığımızda bir izleyicimiz var zannediyorum. Tamam. Ve hanımefendinin de ciddi bir problemi var. Şu an ekran başında bizi izleyen birçok annenin babanın olduğu gibi o da bir internet mağduru. Of. Benim için çok önemli. Siz de mi öylesiniz? Oğlum. Oğlunuz değil mi? Peki şimdi bir telefonu alalım. Tamam. Bir konuşalım, ondan sonra senin derdine de bir bakalım şöyle neler yapabiliriz. Tamam, alo. Alo. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk. Benim de iyi yayınlar öncelikle size. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurunuz benim efendim. Benim de ikinci sınıfa giden bir oğlum var. Allah bağışlasın. Hazırlanmasını söylüyorum. Mesela kalkmıyor internetin başından. Daha zor kalkıyoruz. Okul geldiği gibi daha çantasını atıp yine aynı şekilde internetin başına oturuyor. Ne yapmam gerekiyor yani? Bunu işte itiraz ediyorum, ceza vermek istiyorum. Ama bir türlü önleyemiyorum. Ceza mı vermek istiyorum? Ceza mı vermek istiyorum dediniz? Yani işte fişi keseceğim, yani çıkaracağım interneti. Biz şu an çok duyamıyoruz anlamıyoruz arkadaşlar. Biraz stüdyoya sesi alalım. Birazdan efendim siz yüksek konuşursanız. Ne dediniz? Ceza mı vermek istiyorum? Yani evet, ceza yani interneti... Bırakacağımı söylüyorum işte ona yani kandırmak için. Peki interneti kapatacağım. Ama ikna edemiyorum bir türlü. İlkokul ikinci sınıf dediniz evet, değil mi? Evet. Hemen soralım. Sanıyorum ipler biraz çocuğunuzun eline geçmiş. Bana öyle evet geldi. Yani siz otoritenizi bana göre kaybetmiş bir ebeveyn rolü çizdiniz. Yani sizi çok iyi tanımıyorum ama. Öncelikli olarak ikinci sınıf olması aslında birçok becerisini, birçok alışkanlığını kazandırmanız için çok taze. Eğer bu çağlarda bunu oturtamazsınız. Anlamazsanız önümüzdeki yıllarda çok daha ciddi mağduriyetler yaşayabilirsiniz. Şimdi bizim önerdiğimiz öncelikli olarak kesinlikle çocuğunuzun önce hobilerini bir keşfetmeye çalışın. Yani çocuğunuzun sadece internetten başka
mutlaka farklı beğenileri vardır. İşte bu bir koleksiyon yapmak olabilir, bu bir fotoğraf olabilir. Yani mutlaka farklı bir yeteneği vardır. Önce bunu bir keşfetmeye çalışın. Ve sanıyorum aile içi iletişiminiz biraz zayıf. Anne ve baba olarak biraz daha çocuğunuzla fazla vakit geçirecek etkinliklere yoğunlaşmanız gerekiyor. Ama bu mümkünse ev içinde değil, biraz ev dışında olabilecek faaliyetlere yönelmeye çalışın. Ve mutlaka internet süresini kısıtlayın. Yani bir saattir ki biz bile bir saati bile şu an çok iyi görmüyoruz. Öyle günlük mi? Bir saat, hani maksimum düzeyde ya da bilgisayar. Bir saatten fazla olmayacak şekilde bir süre belirleyin. İşte atıyorum akşam saat 8'de 9 arası bilgisayarla oynayabilirsin. Ancak 9'dan sonra işte diğer sorumluluklarını yapman lazım diyerek bu konuda kesin ve net olmanız lazım. Cezalar hiçbir zaman caydırıcı değildir. Aksine pekiştiricidir. Öyle mi? Evet, çok fazla ceza çocuğu reddedilen şeye yöneltir. Yasaklar yani caziptir. Aynen öyle. Yasaklar cazip geleceği için ceza yerine daha çok yapabildiği şeylere odaklansınlar. Mutlaka çocuğunun güzel yetenekleri vardır. Ve bunu mutlaka vurgulayın. İşte atıyorum Ali diyelim çocuğumuz için. İşte Ali bak çok güzel resim yapıyorsun. Bana bugün bir tane resim yapar mısın? Ya da Ali işte bak babanla beraber istersen gidin bir alışveriş yapın. Ama bazı çocuklar da çok inatçı oluyor Şenay Hanım. Asla söz geçiremiyorsunuz. O inatçı çocuklar nasıl? Onun nedeni de aslında maalesef anne ve babalar çocuğun inat düzeyini yükseltiyor. Şimdi, böyle bir şey de mi var? Tabii var o. Mesela anne şey dedi. İnterneti kapatacağımı söylüyorum. Ama kapatmıyor. Yani çocuk üzerinde aslında farkına varmadan bir güvensizlik mesajı veriyor. Yani evet. Ama evet annem kapatacağım der ama kapatmaz. Kapatmaz yani çok da önemli değil. O zaman ben biraz daha üstüne gidebilirim bu işin. Bir de inatçılığın sınırı aslında anne ve babanın kararlılığında yatar. Biraz önceki telefonda da aynı şey söz konusuydu. Beden diliyle konuşma dilinin tutması lazım. Yani siz çocuğa hayır yapma derken acıklanan bir sesle söylüyorsanız çocuk yapabileceği mantığını yapar. Hayır yapma gibi net bir ifade çocuğa evet bunu yapmamam söylediğimiz gerekiyor. Söylediğimiz her şeyin de arkasında olmamız, olmamız gerekiyor. Şart. Peki bir de benim kendi dikkat ettiğim bir şey var. Mesela çocuklar internette oyun oynuyorlar. İşte ne bileyim çeşitli siteler var. Onlara giriyorlar. Arkadaşlarıyla sohbet ediyorlar. Bunların hepsini yapabiliyorlar. Ama evet. Konu ders olunca, okul olunca bir dikkat dağılımı söz konusu. Aynen. Bir türlü anlamamakta sıkıntı çekiyor. Halbuki çocuk zehir gibi zeki, bunu evet, görüyoruz evet, yani. Evet, evet. Ama derse gelince iş değişiyor. Bunun bir çözümü var mıdır? Şimdi buradaki aslında sorun şu, teknoloji çocukları bunlar. Yani son 10 yılda bu sorunlar giderek artmaya başladı. Hayatımıza internet, PSP, PlayStation, bilgisayar bunlar girmeye başladıkça çocukların dünyaya bakışı, olaylara bakışında maalesef değişimler gözlemledik. Şimdi yeni çağ çocukları dediğim, bu benim kendi tabirim, öğrenme stillerini keşfederek yaklaşımda bulunmak esas. Öğrenme stili genelde literatürlerde sadece işitme, dokunma ya da görmeye dayalı mantığıyla gider. Öğrenme stili bir çocuğun İşte atıyorum bir matematiği, bir Türkçeyi en iyi nasıl öğrenebilir? Herkesin bir stili vardır. Siz işiterek öğrenirsiniz, ben görerek öğrenirim, siz belki yaşayarak öğrenirsiniz. O yüzden çocuğun mutlaka öğrenme stiline bakmak lazım. Bu da nedir? Mesela, nasıl bakacağız ona? Ben onu evet, soracaktım. Öğrenme stiline bakabilmeniz için öncelikli olarak mesela çocuğunuz sabah mı daha iyi ders çalışıyor, öğlen mi, akşam mı, yatarken mi? Hiçbir zaman. Mutlaka vardır. Kaç yaşında açık çocuk? 15. 15 yaşında. Büyümüş biz, artık. Peki öncesinde nasıldı? Yani o oyunda bir adamlar birilerini öldürüyor ya. Ellemesek bir hafta adamların peşinden koşup öldürecek. Evet maalesef bu oyun şu ara... Ben hiç sevmiyorum. Bu oyun nasıl çok, bir oyundur? Maalesef. İnsanlıktan şey, uzak bir oyun bu. Adam öldürerek puan topluyorsun. Evet biliyorum yani. Bir de agresif oluyorlar doktor hanım. Yani tabii, çocuklar tabii, tabii. Çok sinirli oluyorlar. Kesinlikle. Hadi anneciğim dediğimde yani farkında olmadan anne dur ya falan diyebiliyor. Öyle bir çocuk değil. Şimdi sizinki yalnız ergenlik de karışmış sizinkine. Öyle mi? Yani ilkokul 1-2-3'lerde özellikle 4'e kadar yani 10 yaşa kadar bu bahsettiğim netliği koruyarak gidilirse bilgisayar bağımlılığının önüne geçilebiliyor. Evet. Yani onu kırmadan, ailenin, üzmeden ne yapmamız lazım? Şimdi ergenlik çok hassas bir konu. Dolayısıyla bir kere maalesef kesinlikle şey konusuna girmemeniz lazım.
yapma etme hayır. Yok yok, ha, yok bu zaten. Bu konuda bir şimdi şekilde... agresif oluyor öyle bir şeye teşebbüs ettiğimiz zaman. 15 yaşta tam zamanı değil mi? Tam zamanı. İşte hep kırmadan böyle iyilikte anlayacak böyle olmasa. Çok fazla sizinle sinirlendiğinde ya da işte bu şekilde polemiğe girdiğinde mutlaka siz o ortamdan uzaklaşın. Ve siz hiçbir şekilde o polemiğe girmeyin. Öyle yapıyorum onu zaten. Devam ettirmeyin. O çok önemlidir. Bu süreç geçecek mi peki? Geçer. Geçer ama çok uzun bir süre. Çünkü evet çok uzun çok ve bir uzun annenin süre. Sürekli bir çocuğa yani her şeyine hı-hı. evet demesi de çok. Hani sonucunu beni korkutur şahsen. Yok yok yanlış ifade etmeyelim. Her şeye evet yok. Evet hayatımızda çizgiler var, sınırlar var. Çocuk sınırları içerisinde mutlu olur. Çocuğa sınırsız bir ortam verdiğinizde mutsuz olur. Peki ben de özel bir soru sorabilir miyim? Benim kendi merakım bu. Şimdi 15 yaşında artık ergenlik dönemine girmiş bir çocuk. Kaç yaşında girer tam olarak? 13-14'te başlar. 13-14'te başlıyor ergenlik dönemi. Genelde sinirli oluyorlar, gergin oluyorlar, agresif tavırlar sergileyip hiç anne baba dinlemiyorlar. Evet, hiç önemsemiyorlar hiçbir şeyi. Bütün çocuklarda bu oluyor mu yoksa çocuğumuzu gerçekten hani o bahsetmiş olduğunuz ebeveynler gibi yani... sözünün arkasında duran çocuğunu iyi yetiştirmiş ve sürekli sevgiyle büyümüş bir ortamda da çocuk yine ciddi şekilde bu semptomları yaşıyor mu? Öyle söyleyeyim yaşamaz. Artık. Açık konuşayım yaşamaz. Ergenlik döneminin kendine göre belli bir seviyesi vardır. Bahsettiğiniz gibi eğer çocuk, tabii burada karakter de çok önemli. Çocuğun kendi kişisel özellikleri, anneden babadan aldığı genlerden oluşan bir de karakteri var. Değiştiremediğimiz olgular. Eğer dediğiniz gibi istikrarlı bir ortam, sağlıklı anne baba iletişimini olduğu bir aile içi iletişim, öğretmen, okul ve başarı hayatında olabildiğince yüksek standartta demiyorum ortada olsa belli bir başarıyı tutturmuş çocuklarda hani bu araştırılmış da bir şey ergenlik daha alt düzeyde geçiyor. Ancak daha sınırları zorlanmış işte çok fazla yasaklar konmuş. Çok fazla reddedilmiş çocuklar maalesef ergenlikte daha ağır geçiriyorlar. Çok daha ergenlik? Agresif evet. ve sinirli hale dönebilir. Telefonda yine bir izleyicimiz var. Onun sorunu da çok farklı. Hemen ona da bir alo diyelim. Tamam. Mine Hanım. Efendim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen alalım sizin sorunuzu. Benim kızım ikinci sınıfa geçti bu sene. İlkokul. İlkokul ikinci sınıf. 7 yaşında. Bu sene okulunu değiştirdik. Başka bir okula verdik. Ama okullar açıldığından beri gereksiz yalanlar konuştuğunu fark ettim. Hani gereksiz derken bir şeyden korkup da yalan söylemek değil. Durup dururken sorduğum soruya doğru yerine yalan cevap veriyor. Ve benim bunu yalan olduğumu bildiğim halde bana yalan cevap veriyor. Mesela ne gibi sorulara cevap veriyor yalan olarak? Mesela dün işte okula gittiğinde okul kıyafeti pantolon. Biraz kilolu olduğu için biraz zor kapanıyor. Ve kendisi kapatmayı da yapamıyor açıkçası. Kızım lavaboya girdiği zaman çıktığın zaman öğretmenlerinden veya büyüklerinden yardım isteyebilirsin dedim. Tamam anneciğim dedi. Okuldan geldi. Düğmesi açıktı. Kızım yardım istemedin mi? Anne bütün öğretmenlerinden yardım istedim. Şimdi uğraşamam derse gireceğim dediler. Ablalardan da istedim. Bütün sınıfları dolaştım anne. Ama kimse yardım etmedi dedi. Kızım emin misin? Hiçbir öğretmenin yardımdan kaçacağını sanmıyorum dedim. Lütfen bana gerçeği söyle. Yanlış, eksik konuşabilirsin dedim. Tamam anne. Kimseye söylemedim çünkü utandım. Yani çok bunu bana gereksiz bir cevap verdi. Bunun gibi birçok şeyle karşılaşıyorsunuz. Evet yani şu hani her çocuk yalan konuşur tamam bunu kabul ediyorum. Ama inanın ki hani hiç şimdiye kadar yalanlar rastlamadım. Hani konuşmalarını ölçtüm tarttım. Ve bu okul açıldığından beri yeni başladı. Belki diyorum hani eski okulundan kaynaklanıyorum ama okulda çok mutlu olduğunu söylüyor. Haklı olarak sizi rahatsız etti. Hemen soralım Şenay Hanım'a. Şimdi isim neydi? Kaçırdım. Mine Hanım. Mine Hanım. Şimdi büyük ihtimalle çocuklarda yalan aslında kendilerindeki yetersizlikten doğan duyguyu kapatmak adına oluşur. Yani büyük ihtimal çocuğunuzun kendini yetersiz hissettiği bir durum söz konusu. Bu sizden kaynaklı ya da arkadaş ortamıyla alakalı sorun olabilir. Çünkü yeni bir okula gelmesi ister istemez arkadaşlar arasında bir gruplaşma, belli kutuplaşmalar olmuştur ve
Kızınız eğer bu grupların içerisine giremiyorsa, ki öyledir genelde, o zaman ister istemez bunu dışa vurmaya çalışır ve bizim en tipik gördüğümüz de yalan olur, tırnak yeme olur ya da daha farklı sorunlarla bunu kendince gösterir. Bir kere mümkünse arkadaş ortamına bence bir odaklanmaya çalışın. Bu durumu eğer mümkünse öğretmeniyle çok ajite etmeden, çok fazla abartmadan anlatın ve bir gözlemlemesini isteyin. Öğretmenin özellikle bu keza sizin için de öyle, yeni bir ortam olduğu için özgüvenini arttıracak, onu motive edecek konularda aferin, İşte yıldız verme vesaire bir şekilde ödüllendirmesi konusunda yönlendirirseniz ve yalan söylediği zaman üstüne çok gitmeyin. Gitmemeye çalışıyorum. Rencide olmaması açısından. Çok aşırı, çünkü yalan söylediğinde çok aşırı gitmeniz, baskı yapmanız çocuğu tekrar yalan söylemeye iter. Evet, farkındayım. Dolayısıyla onun için çok dikkat edin. Yalanlarının dozu önemli burada. Pembe yalanları çok dikkate almayın. Ama böyle artık iş ciddiye binmeye başlıyorsa da onu mutlaka sakin, onun kendini iyi hissettiği bir vakti ayarlayın. Sizin de sinirli olmayacağınız bir vakit. Alın karşınıza, işte kızım ben seni çok seviyorum. Şu an çok zor durumda olduğunu anlıyorum. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Bu, inanın bunları hep konuşuyorum kızımla. Yani ben kızın küçük olmasına rağmen biz her sorunumuzu konuşarak halletmeye çalışıyoruz. Hani bağırma, biraz daha sabır Mine Hanımcığım. Sabır, sabır. Birazcık daha sabır. Çok ufak, yavaş yavaş herhalde toparlayacak. Peki bir şeyler sorabilir miyim? Hemen minnacık söyleyeyim. Bu yalanlar geçici dönem olabilir mi? Hani her çocukta geçici bir dönem oluyor böyle. Tabii tabii tabii. Yani yalan olayını biz ilkokul bir döneminde yoğun yaşıyoruz. Ama bu bir dönemdir, geçer. Sizin davranışlarınız bu dönemi uzatır. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler. Sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra yine buradayız. Ayrılmayın bizden. Programın sonuna geldik. Daha sizden çok yararlanmak isterdik ama bir daha yine sizi konuk etmek istiyoruz biz. Çünkü bizim ölçümüzden telefonlarımız inanılmaz derecede kilitlenmiş durumda. O kadar çok anne baba var ki bu tip şikayetleri yaşayan. O yüzden mutlaka sizi bir daha aramızda görmek istiyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben de yeni yayın döneminizde başarılar diliyorum. Çok teşekkür İnşallah ederim. Bu kalitede, bu güzellikte gider. Amin inşallah. Sağ olun. Canım benim, çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık, gönlüne, sesine sağlık. Seni de mutlaka her zaman ağırlamaktan keyif alıyorum, biliyorsun. Yine gördüğüme çok sevindim, her zaman bekliyorum. Artık seninle veda ederim. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Doktor Amun'a lütfen tekrar konuk al. Ben tekrar bağlanacağım. Oğlumla ilgili çok faydalı şeyler öğrendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yine bir şey olursa haberleşirim. Teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz, yarın yine saat 3'te sizlerle birlikte olacağız. Bizden sakın ayrılma. Yine bomba gibi bir program sizler için olacak burada. Hoşçakalın. Haydi bakalım. Tüzan yine kocaman bir alkış lütfen. Sabah olmadan Mari ana, ne yaptın bize, ne yaptın bize? Biz birbirimizi çok sevmiştik, kaçıyoruz bize, gidiyoruz bize. Abi ana, ne yaptın bize, ne yaptın bize? Biz birbirimizi
söyle bana kimsin sen? Bergamalı mı, Ayvalıklı mı? Karşıyakalı mı, Eşref Paşalı mı? Menemenli mi, Kazım Paşalı mı?